Kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Zirve programımızı biraz önce bitirdiğimiz NATO-Ukrayna Konseyi oturumuyla tamamladık. Değerli basın mensupları, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana büyük bir katliam yaşanıyor. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 bine yakın masum insan İsrail'in saldırıları neticesinde hayatını kaybetti. Yaklaşık 90 bin yaralı var. Tüm temaslarımda Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süre giden mezalime dikkat çektim. İsrail, Filistin meselesine kalıcı çözüm getirmeden küresel barış ve istikrardan bahsedilemeyeceğinin altını çizdim. İsrail, soykırım suçlamasıyla yargılandığı Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ısrarla uygulamıyor. Netanyahu yönetimi yayılmacı ve pervasız politikalarıyla sadece kendi vatandaşlarının değil, tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Gelinen noktada şu durumun netleştiğini görüyoruz. Karşımızda savaş hukuku dahil hiçbir hukuk, nizam, değer ve sınır tanımayan gözü dönmüş bir yapı vardır. Küresel vicdanın Filistinli sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması için sokaklara döküldüğü mevcut ortamda İsrail'e askeri desteğin sürdürülmesi kabul edilemez. Oturumdaki hitabımda bu konunun üzerinde hassasiyetle durdum. İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO ile ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir. Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır. Şimdi bu konuyla ilgili özellikle dün akşam ve bugün Sayın Biden'la tekrar konuştum. Bakalım eğer denildiği gibi olursa 3-4 hafta içerisinde ben bu problemi çözeceğim dedi. Bugün ayrılırken yine hatırlattım. 3-4 hafta içerisinde çözeceğini söyledi. Aramızda bazı nükteler de oldu. Ama bu parçalarla ilgili konuda bu her zaman zaten aramızda görüştüğümüz konular. Ben şimdi en taze haber olarak size Sayın Biden'ın bana verdiği cevabı nakletmiş oldum. Anlamadığınız bir diğer başlık bu Amerika ile. Türkiye'de en son Kayseri'de mültecilere tepki olarak gerçekleşen şiddet olayları oldu ve sonrasında Zafer Partisi lideri gibi bazı isimler de suçlandı bu olaylarla ilgili. Siz de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşeceğinizi söylediniz. Geri dönüşler önemli bir konu. Türkiye'yi Suriye'de istemeyen farklı dış güçlerin Kayseri olaylarını provoke ettiğine dair bir bilgi var mı elinizde? Şimdi elimdeki bilgiyi sorma. Ben şimdi size hangi bilgiyi aktardım? Özellikle Sayın Esed'e ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım çağrımı 2 hafta önce yaptım. Ve bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz.
Ben tabii Şangay İşbirliği'ne gözlemci üye olarak değil, bizim hedefimiz orada daimi üye olmaktır. Zaten şu anda gözlemciyiz. Onu aşarak Türkiye artık Şangay Beşlisi'ne daimi üye olarak katılmalıdır. Bunu gerek Sayın Putin'le, gerek Xi Jinping'le ayrı ayrı görüştüm. Ayrıca Kazakistan Başkanı'yla görüştüm ve bütün daimi üyelerden bu konuda destek istedim.